İbadallah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son dönemlerinde Bint-i Nebi Cenab-ı Fatıma-tü Zehra, yani Saidin-i Şehideyn olan Hazreti İmam-ı Hasan'ın ve İmam-ı Hüseyin'in anneleri, kendi kerimeleri ki pek sevdiği Fatıma-tü Zehra. Resulullah'ın huzuruna kaç defa Fatıma içeri gelirse Peygamberimiz ona ayağa kalkar. Fatıma. Allah! O kadar seviyor. Ve mübarek ellerini bağrına basar, ellerini öper Cenab-ı Fatıma'yı. Kendi evladı kız, parçası. Yanına çağırdı, Fatıma ağlıyor. Bir şey söyledi, Fatıma-tü Zehra şiddetle ağlamaya başladı. Sonra bir şey daha söyledi, Fatıma güldü. Sonra sormuşlar. Demişler ki, ya Fatıma, baban bir şey söyledi kulağına, pederi muhteremin. Ağladın, şiddetle ağladın, sonra bir şey söyledi, tekrardan tebessüm ettin. Diyor ki, bana dedi ki, ben iki cihan arasında muhayyer kılındım, Refik-i Ala'yı seçtim. Yani alem-i vakiyi, Hakk'ı var Rabbimin yanına. Dedi, ona ağladım. Sonra kulağıma el dedi ki, ehli beytimden, bana en yakın zamanda gelecek olan sensin. Çok yakın bir zamanda ya Fatıma kavuşuruz. Ve Cenab-ı Peygamber'in alem-i cemale göçtüğünden 6 ay sonra Cenab-ı Fatıma alem-i bakiye göçtüler. Fakat bu 6 ay arasında kendisine bir ev yaptırdı. İsmini Beytül Hazan koydu. Mahzuniyet evi, ağlama evi, üzüntü evi yani. Oraya gider, va ebeta va ebeta vah babam vahu, ağlıya 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 Cenab-ı Fatıma hanesine bakmaz oldu. Peygamberimizin bir devesi vardı. İsmi de devenin Kusva idi. Hacetül Veda'yı onun üzerinde okumuş idi. O her gün gelir, Mescid-i Peygamber'in kapısına içeri bakar, mihrapta peygamberi göremeyince böğürerek dağlara kaçardı. Her gün gelir Mescid-i Peygamber'e bir de alamaya kapıdan, Kusva'nın anındaki devesi. Resulullah'ı mihrapta göremeyince ağlayarak dağlara kaçardı. Bir gün Cenab-ı Fatıma-tü Zehra'nın hanesine geldi, Fatıma'ya seslendi. Efendim bu devi olur mu? Bize göre oluyor. Başkalarına göre olmaz be. Dedi ya Fatıma, ben gidiyorum ahirete. Bir emrin var mı dedi. Babama söyle, artık dayanamıyorum, beni alsın dedi. Allah'a söylesin, beni oraya aldırsın. Ve deve kafasını taşa vurarak, taşa vura vura kendisi intihar etti. O Kusva anlamındaki deve. O gece Resulullah'ı gördü Cenab-ı Fatıma-tü Zehra. Kızım Fatıma, yarın bana geleceksin dedi. Ertesi günü, fakat o gün, her gün böyle bu şekilde hüzünlü Fatıma, o gün daha şevkli. Kendisinde gayet güzel bir şey var yani, bir tebdil. Tebdil var yani halinde. Her gün ağlayan, yani ağlayarak evini süpüren Fatıma-tü Zehra, o gün bir beşaşet var yüzünde, İmam Ali geldi. Dedi, ya Fatıma, bugün sende bir hal var, bir sevgi var, bir neşe var, bir müjde var. Bu nedir bu halin diye sordu. Dedi ki, ya Ali, bugün sana ben misafirim. Ben babamın yanına gidiyorum. Artık İslam'ım olduğu bir bizim için. Sana vasiyet ediyorum, Hasan'ıma Hüseyin'e iyi bak. O günleri tarafı saçlarını örmüş, sürmelemişti Hazreti Hasan'ı. Ve söyledi, dedi ki, ben sana vardığım vakitte senin bana verecek mihrin yoktu. Ben Cenab-ı Hak'tan diledim ki, ümmet-i Muhammed'in evlatlarıma ağlayanların, evlatların musibete ağlayanlara ben şefi olayım diye. Bana bir buka getirdiler cennetten, yani beraat getirildi, senin anlayacağın. O şu kutunun içerisindedir. Benim kefenim arasında onu koy ya Ali. Ve Cenab-ı Fatıma-tü Zehra Allah dedi ve alem-i bakiye göçtü. Dünyadan ayrıldı, alem-i darul bekaya karar verdi. İmam Ali yıkadı Fatıma-tü Zehra'yı. Ben bunu söylemiştim de senlerce evvel birisi kazmedememiş gitmiş Şemseddin İşin Efendi'ye söylemiştim böyle. Sonra ispat ettim, getirdim, gösterdim Buhari'nin yerini. Bunun sebebi de şu, herkes öldüğü vakitte İslam ahkamına göre karısı boş düşer, bitmiştir nikahı. Dünyada nasıl ki Cenab-ı Haydar-ı Kerrar'ın ailesinde Fatıma, ahirette de Hazreti Ali'nin nikahındadır. Buna işaret vardır bunda. Hazreti Ali yıkadı, bu vukayı koydu. Yine vasiyetti Fatıma-tü Zehra, beni götürürsün babama. Dersin ki, ya Resulallah, Fatıma'yı sana getirdim dersin. Bir işaret olursa, beni oraya defneyle. İşaret olmasa götür Cennet-ül Bakı'ya koy. İmam Ali, Hazreti Fatıma'yı yıkadı, tekfin ettiler, götürdüler. Hücre-i Saadet'in önüne, Resulullah'ın türbe-i Saadet'in önüne. Ve kabrini oraya kazdılar. Ve dediler ki, ya Resulallah, sana kızım Fatıma'yı getirdim. Yemin ediyor İmam Ali. Resulullah, getirin bana Fatıma'yı dedi. Ve kabre koyduğum vakitte Resulullah'ın kucağına verdim diyor. İmam Ali söylüyor. Şimdi orası Hücre-i Fatıma-tü Zehra'dır. Orada dua edilir. Kabrini Cennet-ül Bakî'de gösterirler. Fakat Resulullah Efendimiz'in gece teheccüd namazı kıldığı yerin arkasındaki odadır. Hem İmam Ali ile gerdek girdiği yer, hem çocuklarını dünyaya getirdiği yer orasıdır. Ve yattığı yer Hazreti Fatıma-tü Zehra, Resulullah'ın koynundadır.